Efendim tekrar hayırlı akşamlar diliyoruz. Seçim özel devam ediyor. Konuğum AK Parti Konya Milletvekili adayı Sayın Uğur Kaleli. Sayın Kaleli hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Sizden önce muhalefetin size olan eleştirilerini dinledik. Şimdi sizleri dinleyeceğiz. Dilerseniz şöyle başlayalım. Nasıl gidiyor çalışmalar? Sahadaki yansımalar size nasıl geliyor? Öncelikle seçim özel programına çok teşekkür ederim. Yani konuk ettiğiniz için. Ekranları başından bizleri izleyen tüm izleyicilere de hayırlı akşamlar diliyorum. İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nin yapmış olduğu bir program var. O program çerçevesinde çalışıyoruz tüm aday arkadaşlarımızla birlikte. Özellikle 584 köy, 168 belde ve 31 ilçede hiç girilmedik belde, kaza, mahalle. Kalmadı. Elhamdülillah oralara hepsine girip çıkıyoruz. Eyvallah. Şu andaki bütün arkadaşlarımız saat 8.30'da başlıyor. 8.30'dan saat 11'e kadar, 12'ye kadar çalışmalarını sürdürüyorlar. Ben buradan bütün aday arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Diğer partilere de başarılar diliyorum. Onlara da başarılar dileğimi sunuyorum. Şimdi Uğur Bey, muhakkak saha çalışmalarında vatandaşların size olan talepleri vardı. Siz ilk defa aday oldunuz bir partiden, AK Parti'den adaylığınızı koydunuz. Önceki seçimleri elbette ki bilemeyebilirsiniz ama yansımalar nasıl size vatandaşın? Yani AK Parti'de bir yorgunluk hissi var mı? Yoksa o dinamizm devam ediyor mu, o enerji? Yani bir yorgunluk söz konusu değil. Ancak her gittiğimiz yerde, beldelerde, kazalarda ve köylerde şu karşımıza çıkıyor. En çok karşımıza çıkan yerel yönetim yasaları. Yani Büyükşehir Belediye Yasası karşımıza çıkıyor. Emekli maaşları karşımıza çıkıyor. Yani muhalefetin söylemleri En çok karşımıza çıkan emekli maaşları, asgari ücret, ekonomideki durağanlık. Genelde talepler oluyor. Yol, kanalizasyon talepleri oluyor, su talepleri oluyor, doktor, ebe, hemşire talepleri oluyor. Yani bunlar hepsi karşımıza çıkan şeyler yani. Genel itibariyle talepler var. Tabii talepler var. Evet. Çünkü haklı olarak Büyükşehir yasası çıktıktan sonra, yerel yönetim yasaları çıktıktan sonra o kadar çok talepleri artmış ki. Yani insanların akşamdan sabaha hizmet gelecek zannetmişler. Akşamdan sabaha tabii hizmetin gelmesi söz konusu değil. Konya çok büyük bir coğrafyaya sahip. Hatta 60 tane dünya ülkesinde büyük bir coğrafyaya sahip. Yani bu coğrafyaya sahip olduğu için 584 tane köy, 168 belde, 31 ilçe hizmet bekliyor. Evet. Dolayısıyla hizmetlerde bir aksama oluyor. Ama Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey ile yapmış olduğumuz ziyaretler oldu. Birçok ilçelerde ortak meclis toplantıları yapıldı. Baktım ki o gördüğüm şu, o ortak meclis toplantılarında bir... Kendi işlerinde bir eylem planı yapmışlar ama takvimlendirmişler. Yapılacakların hepsi bir takvim çerçevesinde inşallah yapılacak. Ama yani herkes uzun soluklu bir... Tabii 5 yıllık bir program, yani 2019'a kadar yapılacak olan. Onları da ifade edilirken herhalde 31 Mart'ta biraz daha böyle erken yapılacak gibi veya işte akşamdan sabaha hizmet gelecekmiş gibi algılamış. Yani bütün ilçedeki, beldedeki ve köydeki arkadaşlarımız bir an önce hizmetin gelmesini istiyorlar. Hatta şehirlerde ne varsa belde de, köylerde de, kazalarda da onun olmasını istiyorlar. Yani nitelikli yaşamak istiyorlar. Herkes de hakkı yani. Evet. Herkesin de hakkı nitelikli yaşamak. Özellikle mesela dün Doğanhisar'daydım. Dün hanımefendinin biri önüme pazar yerini gezerken önüme geçti. Dedi ki biz de doğalgaz istiyoruz. Biz de şehirdeki imkanlardan faydalanmak istiyoruz diye. Evet. İfade etti. Yani beklentiler yüksek. Bence en doğal hakkı. Tabii evet. Herkesin nitelikli yaşamak hakkı yani. Evet. Yani bu ülkede. Yani efendim Konya gibi bir şehir daha dün doğalgaz gelmiş. Evet. Ama buna rağmen vatandaşın bu beklentileri de bir anlamda iyileşmeyi göstermiyor mu? Kesinlikle tabii. Bunların hepsi tarih ve takvim çerçevesi içerisinde mutlaka yapılacak. Mutlaka yerine gelecek. Şehirlerde ne varsa... İlla ki beldelerde de yerine gelmesi lazım. İlçelerimizde de ve köylerimizde de yerine gelmesi lazım. Evet. Yani onların da nitelikli yaşamak hakkı. Zaten AK Parti'nin bakmış olduğunuz zaman politikalarına, yani bugüne kadar yerel yönetim yasaları çıkmadan önce belediyeler hizmet üretememişler. Belediyeler hizmet üretemediği için
Büyükşehir yasasıyla birlikte oralara da hizmeti götürme. Eylem planı aslında yerel yönetim yasalarının ardında yatan gerçek. Oraya gerçekten hizmetin ulaştırılabilmesi. Ama evet, tabii ki hemen çok çabuk bir hizmet bekleniyor. O çok çabuk hizmet de maalesef söz konusu değil. Bir tarih evet ve takvime ihtiyaç var. Evet. Uğur Bey, şimdi belki bu seçim süreci içerisinde AK Parti'nin en çok eleştiri aldığı konulardan birisi, ki tırnak içinde muhalefetin bu noktada eleştirilerden bir tanesi, tarıma yönelik. Siz tarımın içinden gelen birisiniz. Bu işin uzmanısınız. Nedir durumumuz? Tarımda gerçekten iyi durumda mıyız, kötü durumda mıyız? Mesela bir örnek verdiler. İşte bundan 10 yıl, 15 yıl önce 3 kilogram buğdaya 1 litre mazot alırken, işte şimdi 6 kilogram buğdaya 1 litre mazot alınıyor. Evet. Siz genel olarak durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 6 kilogram buğdaya değil de, mesela tamam, şu anda mazot kaç para? Herhalde 3,5 milyon lira olması lazım. Öyle zannediyorum ki 4 kilogramlık bir tamamı fiyata çok rahat 1 litre mazot alabiliyorlar. Ama şu var, eğer destekler söz konusu ise, geçmişte de eğer ona bakacak olursam, mesela 2002 öncesinde destekler 1 milyar 800 milyon lira tarım destek alıyordu. Şu anda 10 milyar TL'lik bir destek alıyor. 10 katı gibi. Tabii, o evet, yani bir aşağı yukarı 5 katı bir destek alıyor. Eğer siz bunların hepsini bir kenara bırakıp sadece mazot desteği olarak vermek isterseniz bunu çok rahat verebilirsiniz, diğer destekleri. Ama çiftçiler hem fiyatla destekleniyor, hem sertifikalı tohum destekleri var, hem tarla destekleri var, hem gübre, hem mazot destekleri var. Ayrıca 150 bin liralık öyle bir prim desteği de var. Yani tüm destekleri içerisine koyduğunuz zaman verilen müdahale fiyatlarının üzerinde veya borsalarda oluşan fiyatın çiftçi kaç paraya satarsa satsın artı 150 bin lira mazot, gübre, sertifikalı ve prim desteğiyle birlikte 150 bin lira ayrıca bir destek alıyor. Onun haricinde mesela dünya fiyatlarına baktığınız zaman buğday fiyatları olsun, mısır fiyatları olsun, hububat fiyatlarının hepsi dünya ölçeğinde bizlerden çok ucuz olan fiyatlar. Yani buğday fiyatlarına baktığınız zaman 150-200 dolar arasında fiyatı görürsün. Bizde baktığınız zaman 350-400 dolar civarında fiyatı görürsün. Yani fiyatla da çiftçiler desteklenmiş oluyor. Evet. Evet, yani böyle bir destekler söz konusu. Yani bu desteklerin tabii ki çiftçilerin büyük maliyetler ve emek sarf ederek bir üretim yapıyorlar. Ve küçük ölçekli arazilerde üretim yapıyorlar. Yani Avrupa ölçeğine baktığınız zaman 40 hektarda üretim yapıyor. Türkiye ölçeğine baktığınız zaman 55-60 dekarda üretim yapıyor. Dolayısıyla yani bizim ölçeklerimizin küçük olması, yani tarımsal işletme ölçeğinin altında bir ölçek olması, dolayısıyla hem fiyatta da destek sağlanmış oluyor yani. Evet. Ona bakacak olursan tüm destekleri alırsa, tüm desteklerle birlikte 3 kiloya çok rahat mazot alabilir. Peki KOP projesi, şu anda devam eden KOP projesi tamamen evet hayata geçirildikten sonra tarıma ne kadar bir desteği olacak? KOP projesi çok önemli, hayati bir proje. Konya'nın tarımsal destekleri için veya tarımsal büyümesi, gelişmesi için çok önemli. Önemli olan KOP projesinin içerisinde tarlaların toplulaştırılması, sulama projelerinin hayata geçmesi, tarlaların arazilerin ıslahı, bunlar çok çok önemli. Artık Konya yatay gelişimini tamamladı, dikey gelişmek zorunda. Dikey gelişmesi için de mutlaka bu altyapı eksiklerinin bir an önce bitirilmesi lazım. KOP evet projesinin içerisinde bunlar, eylem planının içerisinde var. Öyle zannediyorum ki tarih ve takvim çerçevesi içerisinde bunlar çözülecek. Evet, biraz da ekonomik boyutunu konuşalım. Son zamanlarda yine işte asgari ücret ve emeklilere yapılacak olan zamlar. Evet. Burada AK Parti'nin politikası ne olacak? Şu anda hakikaten 940 milyon eski parayla 940 lira. Bu rakam böyle kalacak mı? Yani bu rakamın böyle kalıp tabii ki yeni bir mecliste, yani bu rakamlar tekrar görüşülebilir. Dedim ya biraz önce, herkes nitelikli yaşamak istiyor. Yani bir asgari ücretlinin görüştüğü zaman diyor ki benim evimde soruyorum. Elin cep telefonun var mı? Var. Eşinin var mı? Var. Çocuğunun var mı? Var. Herkes artık tamam bir daha nitelikli yaşamak hakkı olduğu için mutlaka bir de gelir gider hesabı var. Ama siyaset böyle bir şey. Kim neyi ister, duymak isterse ben de onu söylerim.
Yani bu Türkiye'nin yumuşak bir karnı. Yumuşak bir karnından girerek de herkes istediğini çok rahat söyleyebiliyor. Ama günübirlik politikalarla ülke geçmişte nasıl yönetildiğini hepimiz biliyoruz. Artık stratejiler olan, hedefleri olan bir politikalara dönüldü. Zaten AK Parti'nin temelinde de baktığınız zaman 2020-2023 planlarında 500 milyar dolar ihracat, 10 büyük ekonomi ve 25 bin dolarlık bir milli gelir kişi başına düşecek bir milli gayri safi milli hasılayı çok rahat görebiliyorsunuz. Yani popülist yani bir anlaşma. Yani tabii yani bu söylemler, günübirlik politikaları biz yani ben geçmişe dönmek istemiyorum. 2002 öncesine döndüğünüz zaman koalisyon demek kriz demek, koalisyon demek fakirlik demek, koalisyon demek iflas demek, koalisyon demek IMF demek, faiz demek, biat demek, diz çökme demek. Yani Kemal Derviş demek, müstemleke valisi demek, IMF demek. Bunların hepsini yani bunlar artık bunları konuşmanın bir manası yok. Eski Türkiye'ye dönmek evet. istemiyoruz. Artık AK Parti önünde hedefleri olan yeni Türkiye için adımlar atabilecek politikaları artık üretmek istiyor. Reaksiyon bir davranışta davranmak istemiyor. Aksiyoner bir yaklaşımda politikalarını oluşturmaya çalışıyor yani. Bu konuşmalarınızdan sanki biraz başkanlık sistemine atıfta bulunuyorsunuz gibime geldi. Dediğiniz, daha önce ben bir belgesel izlemiştim. Hakikaten Türkiye'de sadece Cumhuriyet ve hemen öncesinde 4 isim var ki borç almamış. Evet. Abdülhamid Han Hazretleri, evet. Adnan Menderes, Turgut Özal ve evet. Recep Tayyip Erdoğan. Doğru. Bu 4 ismin evet. dışında sürekli dışarıdan borç alınmış. Evet. Bu sorunun ana kaynaklarından bir tanesi de başkanlık, parlamenter sistemi iyi işletememiz mi? Hayır. Bunu başaramadık artık mı? Artık tamam. Hayır. Bunu çok boyutlu olarak ele almak lazım. Tek boyutlu olarak ele alamazsın. Bunun içerisinde siyaset var. Bunun içerisinde kültür var. Bunun içerisinde ekonomi var. Bunun içerisinde kültür var. Yani baktığınız zaman 4 boyutlu siyaseti mutlaka siyasi istikrar önemli. Siyasi istikrarın ekonomik istikrarı getirdiğini görüyoruz. Ancak siyasi istikrar her şeyi çözüyor mu? Çözmüyor. Peki değişik kültürden gelen insanların tamam mı aynı eşit şartlarda, eşit koşullarda temsiliyetini görüyor musun? Görmüyorsun. Yani yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Yeni bir anayasa, yeni Türkiye'nin en önemli meselesi yeni bir anayasa, yeni anayasada başkanlık sisteminin temelini oluşturmalı. Yani sistemin temelinden artık vesayet çıkmalı. Sistemin temeline bireyin hak ve özgürlükleri oturabilmeli. Ya değişik kültürden insanlar bile olsa dini, dili, ırkı, düşüncesi ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun eşit koşullarda mutlaka temsiliyet almalı. Ve AK Parti'nin 2001 politikalarına baktığınız zaman, söylemlerine baktığınız zaman hep siyasi istikrarın ekonomik istikrarı getireceğini ve 100 milyar dolar ihracat ve 10 bin dolarlık milli geliri sağlayacağını, anayasada değişiklikler yapacağını, kamuyu anayasanın temelinden çıkaracağını, bireyin hak ve özgürlüklerini getireceğini söyledi. Ama siyasi istikrar ekonomik istikrarı getirmesine rağmen bazı yapılacak işlerde maalesef önüne tıkaç olarak kamu risk almıyor ki davul bende, tokmak sende. İster istemez kamu da sorgulanmıyor yaptığı işlerden dolayı. Hadi bakalım sen neye yaptın diyorsun veya muhalif parti hemen Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini atılacak adımlara çok rahat engel olabiliyor. O maniden başkanlık sistemi bizim için çok çok önemli diye düşünüyorum. Evet. İşte sistemin temeline bireyin hak ve özgürlükleri oturması lazım. Geçmişte de mesela anayasaya baktığınız zaman iki tane ferman yayınlanmış. Bir tazimat fermanı yayınlanmış, bir ıslahat fermanı. 1839'da birisi, 1845'te öyle zannediyorum birisi yayınlanmış. Pardon 1954'te herhalde. 1954'te yayınlanmış. Bunlara baktığınız zaman bunların temelinde hem batılılaşma var hem de gayrimüslimlerin hakları söz konusu olmuş. Arkasından 1956 yılında birinci anayasa, 1908'de ikinci anayasa, 1921'de evet. üçüncü anayasa, 1924'te dördüncü anayasa, 1961'de beşinci anayasa, 80'de altıncı anayasa. Yani Türkiye'nin bu yedinci. Baktığınız zaman ıslahat fermanları dahil olmak üzere
Ve 6 tane anayasaya bakarak sistemin temelinde hep devlet oturmuştur ve seyahat oturmuştur. Yani bireyini koruyan değil, devletini koruyan bir zihniyet, bir anlayış tamamı anayasanın temelinde oturuyor. Mutlaka yani, değişmesi lazım. Koalisyonlu dönemlere artık Türkiye'nin dönmemesi tabii, gerekiyor. Koalisyonlu dönemler biraz önce söyledim ya. Evet. Kriz, yoksulluk, fukaralık, IMF, faiz, kene. Yani milletin sırtında... Ya 57 milyar doları kime ödettiler? Bize ödettirdiler yani. Vatandaş evet. ödedi yani. Yakın geçmişte zamanda. Bankaların hortumlanmasıyla birlikte. Türkiye'nin o dönemlerine baktığınız zaman sosyal, ekonomik ve siyasi parametreleri 3. dünya ülkelerinin göstergesine uygun parametrelere sahiptik yani. Daha sonra işte 2002'den sonra siyasi istikrar ve güvenle orta vadeli kalkınma programıyla da ancak bu kadar gelebildik. Ama Türkiye'nin önü eğer yeni anayasayla ve başkanlık sisteminle açılırsa diğer partiler de kendilerini sorgulamış olacaklar. Diğer partiler de kendi işlerine yolculuk yapacaklar. Dolayısıyla kendi liderlerini veya kendi partisi içerisinden çıkaracakları olan başkanı iyi irdeleyip iyi çıkarma. Yani kendi işlerinde de bu doğru cevap var aslında. Evet. Yani başkanlık sistemini geçmişte rahmetli Özal da istedi. Rahmetli Türkeş de istedi. Yani birçok tamamı o dönemlerde, krizli dönemlerde başkanlık sistemi mutlaka hayata geçmesini istendi. Yani bunun bir an önce hayata geçmesi lazım ki bundan sonra artık koalisyonlu dönemlere. Dün mesela Devlet Bey'in çok güzel gene bir tamamı NTV'de söyleşisi vardı. Artık koalisyonlu dönemlerin tamamı sıkıntılı dönemler olduğunu. Yani herkesin tek başına, yani gelsin de kim gelirse gelsin bu ülkede tek başına iktidar lazım yani. O manada söylüyoruz yani biz. Evet. İlla ki tamam bir devamlı AK Parti iktidar. Diğer partiler de kendi liderlerini çıkarttıkları zaman çok rahat bir şekilde başkanlık sistemine ortak bir şekilde iktidara gelme şanslarını da artırmış olacaklar yani. Tabii 50'den sonra baktığımız zaman sadece 3 kişiye nasip olmuş ve devamında. Dediğiniz gibi Konya'nın bu seçmen yelpazesi içerisinde tek başına iktidarda hakikaten çok zor bir durum. Belki başkanlık sistemiyle ya da İtalya'da işte son dönem çıkan İtalya'da bir yasa. İtalya'da son dönem, hatta yani İtalya'da çok güzel bir şekilde genç bir belediye başkanlığı aldılar geldiler başkan yaptılar ya. Evet. Yani parti kendi içerisinde yasayla yaptılar. Genç bir belediye başkanı, öyle zannediyorum hangi bölgenin genç bir hatta bir beldenin mi bir kazanın mı küçük bir kazanın genç dinamik bir belde başkanını, belediye başkanını getirdiler ve İtalya'nın başını geçirdiler yani. Milletle beraber siyaset öyle bir şey ki siyaset hizmettir. Hizmet aracıdır ve milletin gönlüne girmedir. İtalya'daki o genç arkadaş da milletin gönlüne girerek çok rahat İtalya'da başkan olabilir. Yani evet. Bu siyaset madem ki milletin gönlüne girebilmek, milletle beraber yapmak. Türk siyasi hayatına baktığınız zaman zaten yani son çok partili hayata geçtikten sonra 70 yıl geçmiş. Bu 70 yılın 30 yılı tek parti iktidarı, yapılan hizmetlerin hepsi 30 yıl içerisinde yapılmış ve koalisyonlu dönemler maalesef 40 yılını almış. Kayıplı yıllar demektir bunlar, krizli yıllar demektir. Allah bir daha o günleri yaşatmaması adına Türkiye'nin hedefleri olan, çünkü bölgesinde güçlü olmak zorunda. Türkiye kuzeyi sıkıntılı, güneyi sıkıntılı, doğusu sıkıntılı, batısı sıkıntılı. Ama bu sıkıntılı oluyor diye de biz serzenişte bulunacak değiliz. Evet. Yani Türkiye derin bir strateji belirlemesi lazım. İyi bir siyaset oturtması lazım. İyi bir siyasi istikrara ve siyaset modeline ihtiyaç var. Güçlü bir ekonomiye ihtiyaç var bu coğrafyada. Çok güzel bir coğrafyaya sahibiz ama coğrafyanın da tamamı getirmiş olduğu kendi içerisinde tabii ki sorunlar riskler var. Bunun evet. için tamamı güçlü, ekonomi çok önemli, siyaset önemli, strateji çok önemli. Stratejik akıl çok önemli yani. Evet, coğrafya olarak da ciddi manada bir sıkıntılı süreç yaşıyoruz. İşte Suriye'deki o savaş devam ediyor, Irak'taki hakeza öyle. İran bir kapalı kutu, hala ambargo ile uğraşıyor. Yunanistan'a bakıyoruz, batmış bir ülke. Ve bu kadar sıkıntılı olan komşuların içerisinde Türkiye hala büyümeden söz edebiliyor. Bu da aslında ciddi bir başarı sayılabilir. İnan bak ben size şunu söyleyeyim. 2002'de AK Parti iktidara gelmiş. Siyasi istikrar demiş, güven demiş. Daha sonra işte MHP, o zaman DSP. Ve, Anasol M hükümeti. Evet, onların hiçbiri seçilememiş. %36 ile iktidara gelmiş. İktidara geldikten sonra 2002'ye bakıyorsun,
arkadaş sen seçilmişsin, başbakan olacaksın, sen olamazsın, cezanı tamamlamadın. Hadi bakalım 2003'e erteleniyor. 2003'te ancak tamam bir Siirt'teki seçim boşluklarından veya Siirt'teki seçim hatasından dolayı bir seçim oluyor. Oradan seçimlere giriyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Oradan başbakan olarak seçiliyor. Arkasından neyi görüyorsun? 2003, 2004, 2005. Ayşin, Sarıkız, Balyoz. Arkasından 2006 Danıştay saldırısı. Ve Danıştay saldırısını AK Parti'nin üzerine ihale etme. 2007 bakıyorsun 367 tartışması. Arkasından bakıyorsun Cumhuriyet yürüyüşleri. Arkasından bir bakıyorsun... biraz Ergenekon, biraz evet, paralel yapı evet, 2009. Evet. Onlar artık 2009'dan 2011. Sonra... 2011... Evet, parti kapatma. Parti evet. Kapatmanın arkasından E-Muhtara, E-Muhtara'nın arkasından Gezi Süreci, Gezi Süreci'nin arkasından işte 17 Aralık, 25 Aralık, arkasından Kobani. Yahu arkadaş, yani buna can dayanmaz ya. Bir rahat bırakmıyorlar yani bir, değil mi? Evet, yani bir işin ucundan tutulması gerekirken, yani AK Parti'yi madem ki eleştiriliyor, eleştirilirken biraz da böyle vicdanen bir teraziye koymak lazım. Bir tarafta hizmet üretiyorsun, bir tarafta da farklı yerlerle enerjini kaybediyorsun. Türkiye'nin enerjisini kaybetmeye zamanı yok. Türkiye'nin büyümeye, gelişmeye, yürümeye, bölgesinde güçlü ülke olmaya, söz sahibi olmaya ihtiyacı var. Evet. Bunun üzerine politikalar oluşturmalıyız. Yani geçmişte olduğu gibi yani ülkeyi sıkıntılı durumlara, işte başkanlık sistemi çok çok önemli, anayasa çok çok önemli, yeni Türkiye'nin en önemli parametreleri diye, hatta paradigması. Yani bir değişimi, evet. Yani yeni bir sayfanın açılması veya eskiye sünger çekilmesi, bunlar çok çok önemli. Veya milat, ne sayarsan soy veya eski Türkiye'nin yeni Türkiye'ye teslimi. Artık nasıl değerlendirirseniz, nasıl bakarsanız öyle yeni Türkiye'yi değerlendirebilirsiniz. Konuşalım istiyorum ama bir ara verelim efendim. Sevgili seyirciler, aranın ardından AK Parti Konya Milletvekili adayı Sayın Uğur Kaleli ile olan söyleşimiz devam edecek. Sevgili seyirciler, seçim özel devam ediyor. AK Parti Konya Milletvekili adayı Sayın Uğur Kaleli ile olan söyleşimize devam edeceğiz. Uğur Bey, Sayın Davutoğlu'nun, Sayın Başbakan'ın Konyalı olması ve Konya'dan da beklentisinin olmasını hepimiz biliyoruz. Kendisi de defalarca bunu ifade etti. Konya'dan rekor bir oy bekliyorum. Nasıl o beklentiyi Konya'dan bulabilecek mi? Bulabilecek misiniz en azından? İnşallah bütün çalışmalarımız işte biraz önce de bahsetmiştim. İlk söze başlarken 584 köy, 168 beldede ve 31 ilçede çok yoğun arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Sabah saat 8.30'da başlıyoruz. Gecenin saat 12'sine kadar çalışıyoruz. Ben arkadaşlarıma tekrar burada başarılar dilerim. Yalnız Konya'da Konyalı bir başbakanın olması tabii hepimizin sorumluluğunu artırdı. Yani özellikle sadece bu AK Partili'nin değil, yani Konyalı olmanın da sorumluluğunu hangi düşüncede olursak olalım, hangi siyasi görüşte olursak olalım, mutlaka ve mutlaka başbakanımıza bu sorumlulukta destek olmalıyız. Bu nedir? Mesela rahmetli Özal'a Malatya nasıl tam destek vermişse, Rize nasıl hem Mesut Bey'e hem Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey'e tam destek vermiş, bağrına basmış ise, Isparta nasıl Süleyman Demirel'e bağrına basmış, destek vermiş ise, bu manada da Konya mutlaka Sayın Genel Başkanımızı ve Sayın Başbakanımızı Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nu bağrına basacaktır diye düşünüyorum. Ama hepimizin sorumluluğu artarken mutlaka oy oranlarının artırılması için de gerekli mücadelemizi son dakikaya kadar sürdürmemiz gerekiyor. Bir de şu var. Bundan sonra her milletvekili halka çok kolay ulaşabilmeli. Evet. Yani halkla milletvekili arasındaki kanalların tamamen açık tutulması çok çok önemli. Bir de sıkça teşkilatlar, belediyeler, milletvekilleri ve sivil toplum örgütleri artık sıkça bir araya gelmeli. Sıkça bir araya gelip Konya'nın sorularını, meselelerini çözmek için ellerinden gelen çabayı, gayreti göstermeli gerekir diye düşünüyorum. Evet. Mesela dün
çok güzel sivil toplum örgütlerinin bir siyasete yaklaşımı vardı. Hatta siyasete değil, bir başbakan şehri olmanın. Siyaset hiç gündeme gelmedi. Mesela AK Parti hiç gündeme gelmedi. Sadece başbakan geldi. Ben buradan sivil toplum örgütlerine de çok teşekkür ediyorum. Bir destek platformu oluşturdular. Hatta hep birlikte Konya'yız. Geçmişte birlikte Konya'yız. Sloganıyla birlikte tüm Konya'daki eski siyasi arkadaşları bir araya getirerek başbakan şehri olmanın ne kadar önemli olduğunu, hatta dün Mehmet Keçeciler abimiz, kendisi bakanımız, geçmişte biliyorsunuz başbakan yardımcısıydı. Başbakan koltuğunun çok önemli olduğunu, buna sahip çıkılması gerektiğini, hem hizmetler açısından hem de başbakanın arkasında durma ve Ankara'ya güçlü gönderme açısından çok çok önemli olduğunu ifade etmişti. Yani Konya'ya bu yönelik, manada çok önemli. Konya'ya yönelik yatırımlarda da önemli bir faktör olarak karşımıza çıkar mı? Kesinlikle, yani şimdi bakıyorsun işte tabii ki bir eylem planı, mutlaka Konya için de bir eylem planı yapılmış. Bu eylem planı çerçevesinde tarihlendirilmiş, takvimlendirilmiş bir çevre yolunun yapılması, bir veri merkezinin, data merkezinin, Konya güvenli bir şehir, Osmanlı'da da çok güvenli bir şehirmiş, Konya'da yapılması, Tuz Gölü'nün altına işte doğal gaz depolama tesislerinin, Karapınar Enerji'nin hayata geçmesi, tarımsal sulama projelerinin, altyapı projelerinin toplulaştırmanın, yani bunların hepsinin hayata geçmesi, özellikle lojistik projesinin, hem Mersin projesinin hem Antalya projesinin hayata geçmesi, benim en çok heyecan duyduğum projelerden bir tanesi lojistik. Yani Konya ne kadar kolay ulaşılırsa, ne kadar kolay ulaşılabilirse, Konya o kadar çok ana merkez, ana arter konumuna gelecek ve bütün arterlerle Türkiye'nin her tarafına hem demiryoluyla hem karayoluyla çok rahat ulaşılabilecek diye düşünüyorum. Mersin'le Konya arası bir ifade ettiğiniz gibi bir hızlı tren projesinin olması ve Konya'nın limana daha çabuk ulaşılabilir bir pozisyonda olması Konya ekonomisine de ciddi bir katkı sağlayacaktır. Sen burada organize sanayi bölgelerini 1, 2, 3, 4, 5 açmışsın, bundan hiçbiri önemli değil. Yani üretim çok önemli ama pazarlama çok önemli. Yani pazara göre üretim yapmak zorundasın ve pazara çok çabuk ve kolay, daha ucuz koşullarda ulaşman lazım. Dolayısıyla 3 saat içerisinde yapılan proje inşallah yük trenleri 100 saat içerisinde Mersin Limanı'na çok rahat ulaşabilecek ki Mersin Limanı'nın büyütülmesi, genişletilmesi de var. İnşallah evet. Mersin Limanı da bir aktarma limanı olur. Yani Hamburg'da olduğu gibi, Rotterdam'da, Los Angeles'ta ve Dubai'de ve Hong Kong'da olduğu gibi Türkiye'de bir aktarma limanına kavuşur ki uzak doğuya sattığımız mallarda mesela çok rahat koşullarda mal satamıyoruz. Burada Mersin'e gönderiyoruz. Mersin'den Hamburg'a veya Rotterdam'a veya Amsterdam'a gidiyor. Oradan aktarma oluyor. Aktarma olduktan sonra büyük gemilerle ancak uzak doğu limanlarına veya uzak doğu pazarlarına ulaşabiliyoruz. Yani ihracatın artırılmasında uzak doğu pazarlarının çok çok önemi var. O manada Mersin'in de bir aktarma limanı olması, büyütülmesi, genişletilmesi de söz konusu. Yani şimdi sen bu demir yoluyla çok kolay ulaşılabilen bir hale getirdiğin zaman Mersin'i, o zaman Mersin'de de bir yığılma başlayacak. Evet. O zaman Mersin limanı kifayetsiz kalacak. Yani bu komple bir proje. Bu komple projenin sadece Karaman Konya Mersin projesi değil. Bu lojistik koridoru değil. Yani bu Mersin limanında genişletilmesiyle, büyütülmesiyle alakalı çok önemli bir faaliyet başladı Mersin limanında da. İnşallah bunlar tamamlanırsa artık Türkiye uzak doğuya da çok rahat koşullarda, ucuz ekonomik koşullarda, navlun ücretleriyle daha hızlı bir şekilde o pazarlarda da yerini alacak diye umut ediyoruz. Evet. Efendim, biraz önce de hani siz kısmen bahsettiniz ama ben de oradan gireyim madem. Konya ekonomisini siz nasıl görüyorsunuz? İşte organize sanayileri büyüyor. Tarım alanlarındaki tarım noktasında da büyümeleri biz gözlemleyebiliyoruz. Mevcut durumu siz nasıl görüyorsunuz Konya'nın? Hani rakamlara baktığımız zaman evet, Konya ihracatı dünden çok daha iyi durumda. Yani 100 yeterli milyon mi? Dolardı. Tabii geçmişe baktığınız zaman, bu 1990-2000'li yıllarda baktığınız zaman 100 milyon dolardı. Şimdi 1,5 milyar dolara yaklaşan bir ihracatımız var. İnşallah 2023 hedefleriyle birlikte Konya, biliyorsunuz ben de ticaret borsası başkanıyım, ticaret odası başkanımız, sanayi odası başkanımızla birlikte ortak akıl toplantısı ve hazırladığımız eylem planıyla inşallah 15 milyar doları, eğer siyasette bir tıkanma olmazsa, hedeflerde herhangi bir şaşma olmasa 15 milyar dolarlık bir hedefi
ortaya koyduk ve bunları gerçek, yani bu ticaret odasının da, sanayi odasının da, ticaret borsasının da, slogan da bir 2023 değil. Yani ticaret odasına baktığınız zaman ticaret odasının en önemli hizmetlerinden bir tanesi de üniversite. Yani üniversitenin hayata geçmesi, insan kaynağı, çünkü günümüzde artık paradan da finanstan da önde insanın kaynağı. Yani insan kaynağının, beşeri sermayenin ön plana çıkması, nitelikli insanların artık Konya'da eğitim görmesi ve onların sanayiye kazandırılması, üniversitenin olması ve fuar alanının gene bu dönemde Sayın Selçuk Öztürk kardeşimizle birlikte hollerin büyütülmesi, hatta artık bölgesel bir fuar olmaktan, ulusal bir fuar olmaktan çıkmış, artık küresel bir fuar olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Mesela tarım fuarına baktığınız zaman dünyanın birçok yerindeki ülkeler buraya geldiler. Çok rahat bir şekilde burada ürünlerini pazarladılar veya ürünlerini tamamını gösterdiler. Ve teknoloji ve bilgi çok önemli. Yani her alanda, sadece sanayide değil, ticarette de çok önemli, tarımda da çok önemli. En azından buraya gelen tamam bir ürünlerin, insanların tamam bir gözlemlemesi, bakması. Bugün belki takip eden bir ülkeyiz gelişmeleri, ama yarın yönlendiren de bir ülke olabileceğiz. Ayrıca ticaret odamızın gene meslek okulunu hayata geçirmesi, Mevlana Kalkınma Ajansı'na biliyorsunuz çok güzel bir proje yaptı. O proje, mesleki eğitim projesini hayata geçirirse, artık köydeki arkadaşlarımızın veya oradaki gençlerin veya tamam iş arama içerisinde daha nitelikli sanayiye adam kazandırma adına tamam bir mesleki eğitimin hayata geçmesi de sanayinin ihtiyaçlarını karşılayıp üretimi ve kaliteyi artıracaklar. Dolayısıyla ticaret odasının faaliyetleri bunlar 2023 hedeflerinde. Hem ihracatın, hem üretimin, hem de kaliteli elemanın, nitelikli elemanın sanayiye kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar var. Bir trend yakalandı yani. Kesinlikle, bizdeki heyecan tabii. Evet. Yani biz birlikte Konya'yız sloganı boş bir slogan değil. Yani 2023 hedefleri olan. Hakeza sanayi odamızın gene organize sanayi bölgelerini büyütülmesi ve orada Aksaray yolu üzerinde yapmış olduğu inovasyon merkezi, teknoloji geliştirme merkezi, bunlar çok çok önemli faaliyetler. Bundan sonra artık orta vadeli kalkınma programından ne oldu? ARGE, inovasyon ve teknoloji vadeli kalkınma programına geçildi. Orada inşallah bir farkındalık yaratacak. Oradaki girişimciler, orada faaliyet gösteren girişimciler farklı desteklenecek. Teknokent'le birlikte yapılacak çalışmalar, gene Karatay Üniversitemizin kuracağı gene ayrı bir teknokentin veya ayrı bir teknoloji merkezinin Konya'ya kazandırılması çok çok önem arz edecek. Dolayısıyla ticaret borsamız artık ulusal bir borsa oldu. Bundan sonra küresel bir borsa olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Hem lisanslı depoculuk faaliyetleri, hem de lisanslı depoya giren ürün senetlerinin artık küresel ölçekte pazarlanmasıyla alakalı inşallah İstanbul BİST'le yapılacak bir gözetim anlaşmasında, inşallah Başbakanımız da bulunacak o gözetim anlaşmasında, artık vadeli işlemlerde de Konya Ticaret Borsası buradaki üreticilerin mallarını çok rahat tasarruf sahiplerine, dünyadaki tasarruf sahiplerine pazarlayabilecek. Bunlar çok önemli faaliyetler. Evet. Dolayısıyla yani bu faaliyetler küçümsenecek bir faaliyetler değil, ama bizim hedefimiz 15 milyar dolar. 15 milyar doları gerçekleştirecek her türlü eylemi, sadece eylem planı yapıldı, bu eylem planının üzerinde yürüyelim değil. Her gün yeni gelmiş dünya, çünkü her gün dönüyor. Her gün yeni gelişmeler içerisinde. Bu yeni gelişmeler içerisinde ticaret odası, sanayi odası ve ticaret borsası ve diğer sivil toplum örgütleri ne yapması gerekiyorsa mutlaka onları da ilave ederek hedeflere doğru yavaş yavaş inşallah ilerleyeceğiz. Tabii Konya'nın çok ciddi bir potansiyeli var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi birçok tarım ürününde Konya ilk sırada yer alıyor. İşte şeker pancarından, tohumculuktan, diğer sektörlere bakarsanız. Mesela bizim teknoloji vadisinde, sanayi odasının teknoloji vadisinin içerisinde bizim de tohum teknolojileri gen vadisini oluşturduk. Bundan sonra tabii üretime ve kaliteye katkı, işte dedim ya, bilgi ve teknoloji sadece sanayide değil. Yani tarımda da bilgi ve teknoloji çok önemli. Yani yeni tohumların hayata geçmesi, üretimin artması, kalitenin artması ihracatımızı artıracak. Daha çok talep edilir bir konuma geleceğiz. Hem unda, hem yemde, hem makarnada, hem bulgurda. Çünkü artık
Dünyada bir değişim başladı. Dünyanın da en önemli gıdadaki değişimi, paradigması gıda güvencisinden gıda güvenliğine dönüş başladı. Dünyanın en ücra köşesine de göndersen onlar da artık tanımı yapılmış mal istiyorlar. Yani protein değerlerini istiyorlar. Protein değerlerinin yanında direnç değerleri, enerji değerleri, işte kül değerleri bunlar çok önem arz etti. Dolayısıyla biz de daha nitelikli, daha kaliteli ürünler üretmek zorundayız. Evet. Bu manada Konya Ticaret Borsası'nın o tohum teknolojileri gen vadisi üreteceği oradaki tohumlarla üreticilerimiz hem kaliteyi artıracaklar hem gelirlerini artıracaklar. Bu da çok önemli. Büyük emek ve maliyetler içerisinde çünkü üretim yapıyorlar bizim çiftçilerimiz. Evet. Çiftçilerimizin desteklenmesi ve üretimi artırma ve kaliteyi artırma adına çok önem arz edecek. Konya çünkü %38 şu anda tohum ihtiyacını, Türkiye'nin tohum ihtiyacını karşılayan bir merkez yani. Evet, evet ifade ettiğiniz gibi bu alanlarda Konya çok iyi, Türkiye'de iyi. Ancak katma değerli ürünlerde maalesef istediğimiz ivmeyi kazanamadık. Evet. Uğur Bey, hani şimdi düşünüyoruz, normal düz mantık olarak ben düşünüyorum. İşte bir Japonya örneği var. 1945'te bir atom bombası, iki atom bombası, bitmiş bir ekonomi, yıkılmış bir şehirler. Hakeza Almanya yine aynı şekilde. 1965'lere bakıyoruz, Kore, Güney Kore aynı şekilde. Ama gelinen noktada baktığımız zaman bu ülkeler tamamen teknolojik donanımlarıyla marka yaratmışlar. Yani marka hani bildiğimiz elbette ki siz daha iyi biliyorsunuz. Şu masa değildir. Ya da kıyafet değildir. Biz 1923'te kurulan bir cumhuriyet, ondan sonra herhangi bir savaşa girmemiş, belki hani Kıbrıs ve Kore Savaşı'nı ki bunu çok aktif olarak çok zarar görmemişiz, o şekilde ifade edeyim. Ama bir markayı henüz oluşturamadık, bir otomobilimiz yok. Bundan sonraki süreçte bu katma değerli ürünlere daha ağırlık verilmeli değil mi? Kesinlikle ben de katılıyorum. Katma değeri evet, mesela tarımsal üretimde biz dekarında 204 dolarlık bir katma değer üretiyoruz. Gelişmiş ülkelere baktığınız zaman 700 dolarla 1000 dolar arasında bir katma değer üretiyor. Evet. Yani bu da çok çok önemli. İnşallah bundan sonra tabii ki ürünlerin daha kolay işlenmesi ve kaliteli ürünlerin piyasaya girmesiyle birlikte işletmeler artık bundan sonra daha kaliteli ürünlere, daha farklı ürünlere, daha çeşitli olan ürünlere girecekler. Ürün çeşidi çoğalacak. Ürün çeşidinin çoğalmasıyla birlikte biz de Konya dediğin gibi 2 milyon 270 bin hektar alana sahip 520 bin hektar alanı sulanıyor. 1 milyon 750 bin hektar alanında kuru tarım yapılıyor. Dolayısıyla yani üretmiş olduğun katma değerle bakmış olduğun bitkisel ve hayvansal üretimde 10 milyar TL'lik bir üretim gerçekleştiriyor. Ama tarımsal altyapı eksikleriyle birlikte inşallah sulama projeleri ve toplulaştırma bir işletme konumuna gelirse işletmeler bundan sonra daha inovasyonu, daha teknolojiyi, bilgiyi kullanarak biz de katma değerimizi yükselteceğiz. Sizin saydığınız ülkeler de yani çok çok önemli ülkeler. Bir de ülkenin siyasi tarihine bakmak. Evet. Biraz önce siyasetten bahsettik. Dedik ona ki yani vurdum. Türkiye'nin 100 yıllık dönemine baktığınız zaman bizim hatırladığımız bir rahmetli Özal'ın 4 senesi var. Şimdi bir de 10 sene var, 14 sene. Yani Türkiye'nin siyasi tarihi de, ekonomik tarihi de, iktisadi tarihi de siyasi istikrarla birlikte olmuş. Yani 14 senelik bir ticaret hayatına sahip. Yani 14 senelik bir bilgiye sahibiz, 14 senelik bir sanayiye sahibiz. Eskiden sanayi de çok küçük işletmelerdeyken birbirimizi görerek, birbirimizi takip ederek yani bu gelişmeleri yakaladık. Artık şimdi sanayide değişti. Sanayideki mantık da değişti. Artık fizibil yatırımlarla insanlar üretim yapmaya başladı. Artık herkes nasıl ülkeler bir strateji belirliyorsa sanayi de bir strateji belirliyor. İşletmeler de bir strateji belirliyor. Ne yapıyor? Bilgiyi bir araya getiriyor. Ortak aklı bir araya getiriyor. Bütçeyi bir araya getiriyor. Üçünü bir arada kullanmayı öğrendik. İnsanın kaynak olduğunu öğrendik, bütçe yapmasını öğrendik, ihracatı öğrendik. Ben biliyorum ki ben 1970'li yıllarda suntacıydım. Sunta, formika askerden geldikten sonra marangoz mobilya malzemeleri satıyordum. Gidiyordum formika almak için. Formikayı o zaman da biliyorsun grevlerin, lokavutların çok olduğu dönemdi. Grev lokavutlarla birlikte gidiyorduk.
bütün devletin fabrikaları çalışmıyor. Devletin fabrikalarına diğer Yahudi firmalar para veriyordu, orayı çalıştırmıyordu. Biz de onların kucağına gidiyorduk. Onların kucağında tamam bir formikamızı, o da diyordu ki paranı yatır. Yolda kırılandan, yarılandan sorumlu değilim. İstediğim zaman gönderirim, istediğim zaman da göndermem diyordu. Bizden paramızı peşin alıyordu, tediye makbuzu veriyordu, faturada yoktu. Dolayısıyla istediği zaman mal gönderiyordu. Ambarda gelirken kırılan ve renk seçme hakkına da sahip değildik. Ben gidiyordum, ben de ithalat yapacağım arkadaş, bana ithalat. Yok, senin belgen yok diyordu. Ne belgesi kardeşim? Yani belge mi olur diyorduk. Evet, rahmetli Özal'a buradan çok teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. İthalat belgesinde, ihracat belgesinde buyurun arkadaş dedi, kaldırdım. Herkes aynı İstanbul'a, Ankara'ya mal satar gibi, yurt içinde mal satar gibi isteyen getirsin, isteyen götürsün. Ama sizin söylediğiniz ülkelerde tabii ki evet, derinliğine, siyasi istikrara baktığınız zaman Japonya'da ve şeyde. Mesela Almanya'da kalkınmanın en önemli faktörlerinden bir tanesi, Türkçe kitabında da belki okumuşsunuzdur, tiyatronun değeri diye. Yani onlar kültürel faaliyetlere ve Almanya'nın mutlaka düşmanlar tarafından bombalandığını, oradaki şok testleri. Japonya'nın temelinde şok testleri var. Baktığınız zaman Japon gençlerine okula başlamadan önce biliyorsun orada önce ne yapıyorlar? Teknolojik gelişmeleri gösteriyorlar çocuklara. Hızlı trenlere bindiriyorlar. Orada bir şok testi yapıyorlar. Gördünüz mü çocuklar? Gördük. Neyi gördük? İşte hızlı trenleri. Burada daha iyisini yapmak istiyorsanız, bunu geçmek istiyorsanız, bu hızlı trenleri veya diğer gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri geçmek istiyorsanız daha çok çalışmasınız diye öyle bir şok testi yaptı. Evet. İkincisi Hiroşima'ya götürüyor. Hiroşima da diyor ki, kardeşim işte burası düşmanların bombalandı. Burada insan yaşıyor mu? Yaşamıyor. Hayvan yaşıyor mu? Yaşamıyor. O zaman burayı düşmanlarınız düşmanlarınızın bir daha Japonya'yı bombalamasını istemiyorsanız mutlaka çalışmak zorundasınız. Eğitim çok önemli. Evet. Hatta rahmetli Özal'la biliyorsun Vehbi Dinçerler o zaman Milli Eğitim Bakanı'yken Japon heyeti gelmiş. Japon heyetini işte yurdun çeşitli yerlerine göndermişler. Daha sonra tekrar rahmetli Özal ve Vehbi Dinçerler çağırmış yanına. Ne gördünüz Türkiye'de? Sizin çocuklarda şuur yok, ruh yok demiş. Rahmetli Özal'da nasıl bizim çocuklarda ruh olmaz, şey olmaz. Kesten damarımız işte kırmızı, kan akar bayrağımızdır, kanımızdır diye ifade etmiş. Vallahi ben senin bayrağını, kanını bilmem. Ama sizin çocuklarınızda ruh da yok. Tamam mı? Şuur da yok, bilinç de yok demiş. Peki biz, siz bunları nasıl yaptınız deyince bunları anlatmış. Peki biz nasıl çocuklarımıza böyle bir ruhu verebiliriz dedi. Sizde de Çanakkale var Çanakkale demiş ya. Var. 7000 evet, 1 metrekareye 7000 kurşunun düştüğü bir Çanakkale. O kadar teknolojik donanımlı olan ülkelere sizin ruhunuz tamam, onlara karşı inancınız karşı koyarak zaferi kazandınız diye ifade ederek rahmetli Özal'la birlikte o şok testleri başladı. Eğitim çok önemli. Evet. Eğitimde bilgi çok önemli ama eğitimde ilgi ve sevgi de çok önemli. Doğru. Dolayısıyla yani eğitimin 12 ile çıkmasıyla birlikte inşallah bizim çocuklarımız da o kültürü, o şuuru alacaklar. Türkiye'nin yükselişine çok büyük katkı sağlayacak. İnşallah. Tabii umutlu gelişmeler var ülkemiz adına. Son dönemde Ar-Ge çalışmalarına çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Savunma sanayimizden teknolojik altyapıya kadar ciddi destekler de veriliyor. Umarız önümüzdeki neslimiz de bu ciddi çalışmaları hem görür, biraz önce sizin de örnek verdiğiniz Japonya örneği gibi bu ülkenin geçmişini, yaşadığımız sıkıntıları, acıları unutmamalıyız. Kesinlikle ya. İnsan tarihini unutur mu abi? İşte unuttuk ya. Evet. Yani şimdi İslam alemi Şehzade diyor ki gecenin uzunluğunu diyor hastalar bilir. Evet, gecenin uzunluğunu hastalar bilir. Rahmetli annem derdi ki, hastaydı, oğlum uyuyana olur sabahlar derdi. Hastalara sabah olmaz derdi, sabahın olmasını beklerdi. Evet, dün ülkemiz hastaydı. Hasta olduğu dönemlere baktığınız zaman son 200 yıl içerisinde Türkiye bir hasta adam döneminden geçti. Bu hasta adam döneminde bizler var ya, medeniyet aklımızı da kaybettik, özgüvenimizi de kaybettik. Ama şimdi elhamdülillah arkadaş, AK Parti iktidarıyla birlikte tekrar aydınlık günler başladı. İnşallah bu inkar ve cehaletin karanlığından iman ve adalet aydınlığına başlayan bir yolculukta herkes artık bundan sonra üzerine düşeni yapacak. Ben buna inanıyorum. Medeniyet aklımız da geri geldi. Özgüvenimiz de geri geldi. İnşallah bu medeniyet aklımızla, özgüvenimizle birlikte Türkiye tekrar dünyanın küresel gücü olacak. Bölgesinde güçlü ülke olacak.
olmak da zorundayız. İşte dedim ya, bu coğrafyada yaşamak öyle kolay değil. Bu coğrafyada yaşamak derin bir strateji ister. Siyasi istikrar ister, güven ister, güçlü ekonomi ister. İşte bunları ortaya koyan da sadece AK Parti iktidarı. İnşallah bunları gerçekleştireceğiz. Türkiye eski o önemli günlerine, o dünyaya hükmettiği günlere tekrar, ha dünyaya hükmederken biz dünyanın malı için, mülkü için bazı ülkelere gitmiyorduk. Davet alarak gidiyorduk. Sadece adalet, insanlık adına gidiyorduk. Adalet adına gidiyorduk. Evet. İlahi kelam adına gidiyorduk. Yeraltı zenginlikleri, yerüstü zenginlikleri için gitmedik yani. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Programı burada noktalıyoruz. Önümüzdeki süreç içinde inşallah sağlıklı, huzurlu, barış içerisinde bir süreç yaşarız. Konya için hayırlı olur inşallah bu seçimler. İnşallah. Ülkemiz hayırlı için olsun. Hayırlı tabii olur. Tabii bu seçimlerin çok çok önemli. Dünyayı ilgilendiren, ülkemizi ilgilendiren, Konya'mızı ilgilendiren. Yani bunu üç boyutlu olarak görmek evet lazım. Dünyayı ilgilendiren, dünya siyasetine ve ekonomisine yön veren ülkeler Türkiye'de krizin devam etmesi için ellerinden gelen çabayı, gayreti gösteriyorlar. Zaten evet, bunu izliyoruz, görüyoruz. Bunu sahaya indiğimiz zaman sahadaki arkadaşlarımız, vatandaş da, millet de bunu çok görüyor. Bir de ikincisi, Türkiye'de siyasi istikrarın ve güvenin devam etmesi, yeni Türkiye'nin temellerinin atılması için çok önemli. Üçüncü bir olay da Konya, dediğimiz gibi başbakan şehri. Herkes başbakanımızın sorumluluğu altında, sadece seçilmişler, seçilecekler bizler değil. Tüm Konyalı sorumlu davranmalı. Parti gözetmek için düşüncesi ne olursa olsun, partisi ne olursa olsun bu dönemde başbakanımıza destek olmalı. İşte Malatya'da olduğu gibi, Isparta'da olduğu gibi, Rize'de olduğu gibi ben de bütün seçmenlerimizden destek bekliyoruz Sayın Başbakanımıza. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, seçimin nabzını biz tutmaya devam edeceğiz. 17 gün kaldı. Bu 17 günlük süreç içerisinde ekranlara sık sık gelmeye devam edeceğiz. Hayırlı akşamlar efendim.